Herkese merhabalar. Bu videoda Excel'de koşullu biçimlendirme nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Ben bir liste oluşturdum. İsmi Bilgisayar Mühendisliği 2022 mezunu öğrenciler iş durum adında. Bu listede yaklaşık 10-15 kişi var. Durum kısmına işe girenlere çalışıyor, girmeyenlere çalışmıyor yazacağım. Ben bunları kafamdan rastgele değer vereceğim ve çalışmıyor olanları koşullu biçimlendirme ile kırmızı yazacağım. Hemen rastgele değerlere giriyorum. Şöyle çekip ilk 3 tanesi çalışıyor olsun. Bu çalışmıyor. Çalışıyor. Ben bunları dediğim gibi rastgele giriyorum. Çalışmıyor olanları kırmızı yapacağım. Şöyle çalışmıyor. Çalışıyor. Bu çalışmıyor olsun. Çalışıyor. Hepsine girdikten sonra çalışmıyorlar kırmızı olacak. Bunları değiştirdiğimiz zaman veriler değişecek. Rengi mesela çalışıyor yaptığın zaman dolgusuz hale gelecek. Şöyle sonuncuyu da yazıyorum. Çalışıyor. Değerlerimin hepsine girdim. Şimdi bunların hepsini seçeceğim. Bu yüzden bakın D hücresine geliyorum. Yukarıdan D'ye tıklıyorum. Koşullu biçimlendirme, hücre vurgulama kuralları ve içerdiği metine geliyorum. Buraya durum yazan yere çalışmıyor yazıyorum. Sağ tarafta koyu kırmızı zaten. Tamam diyorum. Bakın çalışmıyor olanlar kırmızı yandı. Diğerleri dolgusuz bir şekilde duruyor. Mesela değerini en baştakini çalışmıyor yapayım. Şöyle. Hemen kırmızı olarak geldi. Bir tanesini daha göstereyim örnek. Mesela hemen geliyorum. Bunu çalışıyor yapıyorum. Bakın dolgusuz şekilde geldi. Ben bu örneği kullandım koşullu biçimlendirme için. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi unutmayın.